LGS'ye son 103 gün, gerçekten hala çok değerli bir süremiz var. 100 günde neler neler yapabileceğimizi tahmin edebiliyorsunuzdur. Gerçekten bu zamanı iyi değerlendirip, sonunda gülen taraf biz olacağız. Asla vazgeçmiyoruz, sizlerin de vazgeçmediğinizi biliyoruz. Hemen günün sözüne başlamak istiyorum. Anthony Robbins demiş ki, ''Hedeflerinizi önünüzde ve korkularınızı arkanızda tutun.'' Çok güzel söylemişsin Anthony. Gerçekten hedefimiz önümüzde. İstediğimiz okul, istediğimiz net, istediğimiz başarı önümüzde ve ona ulaşmak istiyoruz. Korkularımız yok mu? Var. İşte sınavlarımız bazen iyi geçmeyebiliyor. Matematik istediğiniz ulaşamayabiliyoruz. Türkçede yanlışlarımız çıkıyor. Etrafımızın moralimizi bozan tipler olabiliyor. Onları arkamıza alacağız. Hadi çekin bakalım. Biz. Çekilin. Gözümüze gözükmeyin diyeceğiz ve inşallah başarıya ulaşacağız. Günün yorumuna baktığımızda bir destan görüyoruz gerçekten. Yazarı da Büşra Nur Sivri. 670 beğeni almış. Tebrikler Büşra. Uzun bir ee, yorum yazmış ama hepsini cevaplamaya çalışacağız. Hemen başlayalım vakit kaybetmeyelim. Sorularım. Evde test çözmek mi daha yararlı yoksa okulda test çözmek mi demiş. Tabii ki de en değerlisi evde çözmek. Daha doğrusu şöyle söyleyelim. Bakın kütüphanede test çözmek en değerlisidir. Kütüphane ortamları böyle okullarda veya hatta kurslarda hani böyle ders çalışma ortamları vardır ya. En kütüphanedir. Sonra onun altında ev gelir. 16'da okul gelir. Fakat sen okulda eğer sessizliği sağlayabileceğin okulun kütüphanesi varsa tabii ki en iyisi okul olur. Dolayısıyla siz herkesin ders çalıştığı önüne kafasını eğip kafasını önüne eğip böyle soru çözü bir ortamda ders çalışırsanız gerçekten çok daha fayda olur. Ama okulda gürültü varsa arkadaşlarınıza arada bir gırgır gır yapıyorsanız böyle kaynıyorsa o zaman evdeki sessiz ortam daha iyi. Ya da evde kardeşiniz ya da abiniz sizi sabot ediyorsa, televizyon sizi işte ne bileyim sosyal medya sizi evde daha çok oyalıyorsa o zaman okulda çözmek daha iyi. Dolayısıyla bunu siz belirleyeceksiniz ama normalde kütüphaneler en iyi ders çalışma ortamlarıdır. Sonrası evde kendi sessiz ortamını iyidir. Sonra okul. Çünkü okulda ister istemez birileri gelip sizi e, oyalayabilir ya da birileri gelip sizin canınızı sıkabilir. Ders yaparken dikkatim çok dağılıyor dikkat odağımı derse nasıl verin Birincisi bu bütün öğrencilerde yaşanan bir sorundur. Kütüphaneler o yüzden biz çok öneriyoruz. Dağınık bir ortam açık bir telefon. Açık derken böyle yani işte uçak modu ne bileyim sessiz bunlar değil. Tamamen telefon odanızda olmamalı. Çünkü telefon öyle bir şey ki içerisinde sizi oyalayacak, sizi arka sıralar atmak isteyen o kadar çok şey var ki. Yani benim çocukluğumda bundan yıllar yıllar önce internet yoktu arkadaşlar. Dolayısıyla benim için ders çalışmak çok kolaydı. Ben atıyor, atıyordum kitaptan ders çalışıyordum yani veya. Yani internet diye bir şey yoktu. Şimdi bırakın interneti. Instagram var. Sosyal medyada işte farklı farklı ...oyunlar var. Ya bir sürü şey var insana oyalayan. Dolayısıyla sizin işiniz çok daha zor. Bu yüzden işinizi kolaylaştırmak adına... ...telefonunuzu dışarı çıkartmanız lazım. Hatta benim eskiden çok başarılı olmuş öğrencilerim... ...son sene akılsız telefon kullanıyorlardı. Yani akılsız telefondan kalsın öyle içerisinde... ...sürekli WhatsApp'a, işte Instagram'a... ...şuna buna giremeyecekleri telefon kullanıyorlardı. Dolayısıyla sizler de ders yaparken... dikkatiniz zaten telefondan uzak duracaksınız. Ve bunlar sizin beyninizle kemiriyor zaten zamanın. Ardından da her şey kaldırdıktan sonra kaldırdıktan sonra masanızın önüne mesela diyelim şurası masanız olsun bunu da söylüyoruz. Kitabınızı koydunuz diyelim ki bir tane kitap koydunuz şöyle şöyle olsun kitabınızı koydunuz şöyle açtınız. A açmadan koyun şöyle koydunuz. Bu duruyor önünüzde bekleyeceksiniz. Tam anlamıyla konsantre ben artık çalışmak istiyorum dediğinizde açacaksınız ve tam anlamıyla çalışmaya başladığınızda çalışacaksınız. Yani aman açayım bakayım işte falan. Hayır hayır ne çalışacağınız belli olmalı ve masanızda bu sayfa kadar temiz düzgün olmalı diyoruz. İlk üçüncü soruya bakalım. Bir türlü matematik yapamıyorum, test çözüyorum, çalışıyorum ama olmuyor. Denemelerde netlerim düşüyor kendime program hazırlıyorum. Ona da uyamıyorum. Ne yapmalıyım demiş. Şimdi birincisi matematikle alakalı size hemen müjdemizi verelim. Biliyorsunuz 1 Mart'ta hızlanma programımız geliyor. Burada sadece matematik sayısalın en zoru LGS'nin en zor dersi sadece matematik. Ve Sözel'in en önemli dersi Türkçe var. Yani matematik Türkçe, matematik Türkçe, matematik Türkçe, matematik Türkçe. Tüm işlediğimiz konuları matematik ve Türkçe'de hızlı bir şekilde tekrar ediyoruz. Videolar izliyoruz ve aynı zamanda e, sorular, ödevler veriyoruz. Ve sonrasında denemek, hızlandırma denemelerimiz var. Hızlama denemeleri, hızımızı artırıyoruz. Burada mantığımız şu, matematikte eksik konuların üzerinden geçeceğiz. Şimdi senin matematikteki hatalarının temel sebebi esasında eksik kısımların olması. Yani mesela ben matematikte birçok konuyu bilmiyorum. Şu anda başlasam benim senden daha fazla yanlışım çıkar. Ama ben konu eksiklerimi gidersem, soru çözmelerimi yapsam yavaş yavaş toparlayabilirim. Dolayısıyla matematik yöntemimiz şu. İlk başta temel sorular çözüyoruz. Yani temel matematik öğreniyoruz. Sonra biraz zorlaştırıyorduk. Sonrasında sınav tarzı sorulara geçiyorduk. Burada da 300'lü kademeler halinde gidiyoruz. Yani 300 tane yeni nesil soru çözüyoruz. Oradaki yanlış sayımıza bakıyoruz. Kaç yanlış yapmışız mesela diyelim ki 100 yanlış yapmışız. Tamam. Sonra ikinci yüzde geçiyoruz. Kaç alacakmışız? Emin olun yanlış sayınız yüzden aşağı inecektir. Ne bilin 80'e inecektir, 75'e inecektir. Sonra üçüncü yüzde artık yavaş yavaş düşecektir. Bu bir anda tabii 300 soru yapıp 300'üne doğru yapma ihtimaliniz yok. Sınava kadar yanlışlarınız çıkacak ve bunlara alışacaksınız ama sınavda inşallah en az yanlışınız çıkacak hatta hiç yanlışınız çıkmayacak. Eee kademeli bir şekilde vazgeçmeden devam edeceğiz matematiğe. Hızlanma programını takip edebiliriz. Büşra Hanım. Dördüncü soruya bakıyoruz. Bir de sınavlara girmeden önce bir de diyorsun ama kaç bir de? Bir de sınavlara girmeden önce çok heyecanlanıyorum. Çok normal. Çünkü çalışıyorsun. Çalışan insan, gayretli olan insan heyecanlanır. Eğer mesela ben şimdi sınava girince niye heyecanlanmıyorum? Çünkü hiçbir benim için önemi yok ki. İyi bir liseye kazanamam ki artık. Fen lisesine giremem ki. Anadolu lisesine benim için hiçbir önemi yok ya. Yani. Ben de artık işim bitmiş artık yani. Ve hatta altı sınıfdaki bir öğrenci heyecanlanmaz ki. Niye heyecanlanmaz ki? Bir, önemli bir şey değil. Senin heyecanlanmanın sebebi çalışıyorsun, gayret kesiyorsun ve kazanacaksın inşallah. O yüzden. Sınava girince heyecanlanan öğrenciler gerçekten ee, gayret gösteren öğrencilerdir. Bildiğimin yarısını heyecandan unutuyorum. Oo bu kötüymüş ama. Ellerim buz gibi titriyorum. Ya yüksek alamazsam diye LGS'yi düşününce elim ayağım birbirine giriyor. Ne yapmalıyım demiş. Birincisi unutma ailen ve bizler arkadaşların seni sen olduğunu için seviyoruz. Büşra Nur Fen Lisesi'ni kazanmış. Artık onu daha fazla sevelim. Böyle bir şey yok. Büşra Nur Anadolu kazanmış. Artık Büşra Nur'a daha çok seviyoruz. Öyle bir şey yok. Büşra Nur hangi liseyi kazanırsa kazansın. Büşra Nur hangi neti yaparsa yapsın. Burada Büşra Nur derken yani hepiniz ediyoruz arkadaşlar. Sizi aileniz ve arkadaşlarınız siz olduğunuz için seviyor. Ha sizin başarılı olmanız sizin yararınıza. Bu bir. Dolayısıyla insanlar ne deri bir kere unutalım. Bu bir. İkincisi sınavdan önce yaşadığımız heyecan çok normal bir şey. Bu heyecanı yenmenin yöntemi birincisi su içme Su içmek insanı gerçekten atlatıyor. İkincisi sınavlara bol bol girmek. Bol bol girdiğimizde bu e, heyecan azalacaktır. Üçüncüsü de şunu unutmamak. Ya ailem, arkadaşlarım beni ben olduğum için seviyor. Ben burada iyi bir not alırsam kendim için. Olmazsa seneye gider üniversite sınavına hazırlanırım. Olmazsa başka bir şey yaparım demeniz lazım. Asla ve asla. Eyvah, eyvah. Böyle bir şey yok ki. Bir kere sınava kendi isteğinize giriyorsunuz ya. Girmek zorunda değilsiniz ki. Zorunda değilsiniz. Yani ben sınava girmek zorundayım. Giremezsem sınıfa kalacağım. Öyle bir şey yok. Sen diyorsun ki kardeşim ben Büşra Nur diyor ki ben zekiyim, başarılıyım, çalışkanım, gayretim... Kendim girmek istiyorum. Parasını verdim. Gireceğim, bekliyorum diyorsun. Yani dolayısıyla kendi isteğinle girdiğim bir şeyler niye stres diyorsun? Mesela ben diyelim ki şu kitabı okumak istiyorum. Tamam mı? Şu kitabı okumak istiyorum. Kendi isteğimle parasını veriyorum bunu. Kitabı alıyorum. Oh, aldım. Sonra heyecanlanıyorum. <laughs> Ya niye heyecanların kendi isteğimle girmişim? İstersen okurum, genel kültürümü artırırım. İstersen okumam, bana ne yani? Dolayısıyla sen de LGS'ye kendi isteğinle girdiğin için... ...iyi bir liseyi, iyi bir fen lisesini, iyi bir sosyal bilimler lisesini, iyi bir anonsiyeti... ...kendi isteğinle için heyecanlanman çok normal. İnşallah da kazanacaksın. Ama şunu unutma. Ya mecbur değilsin. Bu okumak yazmak gibi bir işte, şey. Okuma yazmayı öğrenemezsen neyse mesela. Okuma yazmayı öğrenemeyeceğim diye heyecanlanıyorum hocam. Okuma yazmayı bilmezsem sınıfı geçerim desen neyse. Ama öyle bir şey değil. Dolayısıyla çalışın. Gayretinizi gösterin. Matematikten sorular çözün. Fenden sorular çözün. Bol bol deneme çözün. Sınava girin. İyi bir not aldınız. Eyvallah. Oh ne güzel. Normal bir not aldınız. O da güzel. Sıkıntı yok yani. Devam ediyoruz. Hocam test çözüyorum. Fakat yanlış çıkınca moralim bozuyorum. Nasıl olsa ben yapamayacağım diyorum. Çok bozuluyor. Ee, ne demiş? Birincisi şunu unutmayın. Şu ana kadar test çözmeyip yanlış yapmayanlardan bir adım öndesiniz. Çünkü siz bir yanlış yaptınız ve o yanlışı bir daha asla yapmayacaksınız. Ama yanlışı yapmamış olanlar yani şu ana kadar soru çözmemiş olanlar daha yanlış yapmaları lazım. Daha test çözmeleri lazım. Dolayısıyla yanlış yapan kişi olaraktan siz hiç yanlış yapmamışlardan bir adım önde olduğunuzu unutmayın. Ve bu yanlışların doğru çözümünü öğrendiğinizde... Bu yanlışların bir daha yapılmaması için dikkatli bir şekilde konuyu tekrar ettiğinizde artık moralinizi bozmanıza gerek yok. Artık bunlar sizin için birer tecrübe, artık bunlar için bunlar sizin için birer art olduğunu bilip ilerleyeceksiniz. Gelelim başka bir soruya. Denemelerden etkilerimi nasıl artırabilirim? Birincisi bununla alakalı birçok yorumda cevaplamışım ama bir kez daha söylüyoruz. E, denemeyi gerçek sınava giriyormuş gibi konsantre olup çözmeniz. Yani evde çözerken de, okulda çözerken de, kütüphanede çözerken de ciddi bir konsantrasyon için olmamız lazım. Hatta çözdüğümüz herhangi bir test çözerken bile konsantrasyon için olmamız lazım. Ben şöyle yapardım mesela. Diyelim ki Türkçe bir test çözüyorum ya. Diyelim ki burada birden 5'e kadar soru. Ya ama şu test çözüm diye demezdim. Bu 5 beş soruda beşte 5 beş yaparsam şu liseye gireceğim. Beşte beş yaparsam şu 4 dörtte yaparsam bu liseye gireceğim şeklinde konsantre olurdum. Başardım. Ceyhan, Adana, Bursa, Bursa, denizi bu bakarım. Aa 5'e 4. Tamam iyi bu lise de iyi derdim. Her seferinde de böyle yanlış yapsam bile kendimi iyi bir liseye sokacak şekilde düşünürüm. Beş tane beş yaptım. Hoba der. Lan beş tane soru çözdün esasında. Bir deneme çözmedin, bir sınav çözmedin ama olsun. O beş soruyu bile dikkatli bir şekilde çözerdim. Gerçek sınavı çözerken daha da dikkatli çözerdim yani denemeleri çözerken. Dolayısıyla her an konsantre olurum. Asla mesela düşünsenize size biri geliyor. Milliyetin Bakan merhaba. Merhaba Büşra hoş geldin. Sana bir sürprizimiz var. Buradaki yedi soruyu dikkatli bir şekilde çözersen bu fiil çatı sorularını e, buradaki pardon buradaki alt soruyu dikkatli bir şekilde çözersen cümle çeşitlerinde seni istediğin liseye sokacağız. Sen ne yaparsın? Çok dikkatli bir şekilde çözersin öyle değil mi? Bir daha okursun, bir daha bir daha tane tane yanlış yaptıysan bir daha çözümüne bakarsın. İşte tüm testlerimizi, tüm sorularımızı bu ciddiyette, bu dikkatle çözersek yanlışlarımız azalır. Denementlerimiz de artar. Bunu bilmemiz lazım. Turlama taktiği her zaman kullanmamız gerekiyor. Konsantrasyon en ama en önemlisi. Bir de bol paragraf sorusu çözmemize gerekiyor. Çünkü bol paragraf sorusu çözmek, ...paragrafondan veya veyahut da başka kitaplardan, örnek sorulardan bol paragraf sorusu çözmek bizim genel olarak hem Türkçe netlerimizi artırıyor İnkılap dinletlerimizi artırıyor. Matematik ve fenletlerimizi artırıyor. Çünkü orada da uzun uzun sorular soruyorlar. Milleti Bakanı bizzat söyledi. Dedi ki en çok kitap okuyan kazanacak dedi. Gelelim diğer bir soruya. Fenden de başlamak bir artı bizim için. Denemelerden etkisi Bunu yaptık pardon. Evet. İstediğim sorudan başlayabilir miyim bu arada Büşra? Hocam nitelikli bir lise için şu an puanımız kaç olmalı? Nitelikli bir lise için şu an puanınız 400 civarında olmalı. Çünkü 103 gün kaldı. Ama 400'ün altındaysanız veya 400'ün çok çok üstündeyseniz de... hiç Aa ben şu anda 470 puanım. Oh yatayım diyemezsiniz. Veyahut da A ben şu anda 390 puanım vazgeçeyim diyemezsiniz. Çalışacaksınız, gayret göstereceksiniz. 430'a, 440'a, 460'a çeşit çeşit liseler, çeşit çeşit puanlar var. Özel okullardan burs kazanabilirsiniz. Dolayısıyla sınava kadar gözümüzü kapayacağız, vazifemizi yapacağız ve en iyi neti almaya çalışacağız. Ee, hocam son olarak farklı kaynak tavsiyesi verir misiniz? Şimdi Tomuc'un bir sürü kaynağı var. Bizim yüzlerce kaynağımız var 8. sınıfta. 8. sınıfları çok seviyoruz. Onlara çok büyük... Ee, pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Dolayısıyla o kaynakları bildiğimiz için hani burada şimdi şu sorunun yeni nesil olduğunu, çözümlerinin olduğunu bildiğimiz kaynakları öneriyoruz. Eğer soruların çözümleri bu şekilde veriliyorsa size video çözümleri varsa, gerçek yeni nesil sorulara benzer sorularsa başka kaynaklardan çözebilirsiniz. Ama mutlaka ilk başta bizim kaynaklarımızdan da önce ilk başta örnek soruları ve geçen seneki LGS sorularını çözmeyi unutmayın diyoruz. Ve Büşra'yı buradan uğurluyoruz. Üç Silah şöller, Alexander Dumas. Gerçekten günün kitabı. E, güzel bir kitap. Bu kitabı okuyanlarınız vardı. Burada biz... Ben kendi evimdekini getirdim. Biraz bende kalını varmış, büyüğü varmış. Nasıl okuduysak artık gerçekten o zaman gençlik hali işte. İskenderun Tolselik Fen Lisesi. Yorumlarınızı okuyoruz. Yorumlarda gördük. Hocam bu okudan anlatın demişsiniz. Mükemmel bir fen lisesi. İskenderun zaten... ...çok zeki, başarılı öğrencilerin toplandığı bir e, kentimiz. Çok garip bir kent yani. Sıra dışı bir kent. E, 48 18 Mühendislik zaten... Çok normal bir şey fenlesiz için. Bu okulu da e, hak eden öğrencilerimiz, e, daha doğrusu bu okul kendisini hak eden öğrencileri e, değil de... Bizim öğrencilerimiz, <laughs> cümleyi kuramadım özür dilerim. Bu okul sizleri hak ediyor arkadaşlar. Türkçesi bu yani, söylemek istediğim Türkçesi bu. Ben de sizin gibi heyecanlı olduğum için, ben de sizin gibi arada bir e, avuç işlerim terlediği için bazen cümleleri kuramıyorum. Bu okul sizi hak ediyor. Eğer iyi bir okulsa, işte sıraları temizse, hocaları iyiyse sizin gibi çalışkan öğrencileri hak edebilir. Aferin İskender'e sosyalik diyoruz. Günün sorusu matematik sorusu olduğu için ben koşarak kaçıyorum. Size bırakıyorum bu soruyu. Günün giyiği her zaman gibi Tonguç. Günün başında 100 puan. Bugün harika geçecek. Ödevler tamam. Dersler benden sorulur. En az 200 soru çözeceğim. Boş işler yok diyor. Günün sonunda da yarın kesin inş canım ya. Yine hiçbir şey yapamadan gün bitiyor diye biliyor. Ama biz Tonguç değiliz. Bizler Tonguç'un kankisiyiz. Tonguç'u seviyoruz. Eyvallah. Ama bizler çok daha başarılı, çok daha çalışkan olacağız diyoruz. Ee, ödülü ödüllü sorumuza yorumlarınızı bekliyoruz. Ee, destan şeklinde olsa da, normal kısa da olsa sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. <laughs>